Merhaba değerli izleyiciler. Ben Doktor Eyüp. Beslenme tıbbı üzerine küçük bir sohbetimiz olacak. Beslenme tıbbı her bir hastalığın tedavisinde besinlerin bir ilaç gibi kullanılabilme becerisini anlatan bilim dalıdır. Bir migren ağrısı nasıl besinlerle desteklenir ve tedavide nasıl bir destekleyici olarak kullanılır sorusuna cevaplar bulalım. Migren ağrısı hadis zatında kronik bir rahatsızlıktır ve ağrı ataklarıyla gelir geldiği zaman da son derece rahatsız edici, günlerce sürebilecek ve bulantılarla eşlik ettiği zaman da daha da çekilmez hale getiren bir problem. Bildiği gibi bu hastalığı yaşayanlar hastalığın sürecinde tedavileri ilaçlarla son derece çok sınırlı miktarda yarar görebilirler. Kullandıkları ağrı kesicilerin yan etkilerinden dolayı sindirim sistemi ile ilgili son derece ciddi sorunlar yaşayan hastalarla tanıştım. Nitekim sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ağrı kesicilerin yaptığı kanamalardan dolayı yılda 20 bin insanın ciddi zarar gördüğü ve en az bin hastanın da bundan dolayı vefat ettiği ile ilgili gelen bilgiler arasında. Bu kadar ciddi bir soruna götüren ağrı kesicilerin yerine biz besinlerle nasıl destekleyelim ki bu atakların sıklığını hem azaltalım hem atakların şiddetini düşürelim ki ilaca olan ihtiyaç en minimum düzeye gelsin. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatmışsak o zaman ne yapacağımıza gelelim. Bizlerin tıbbi besinlerle, beslenme tıbbının temel kurallarıyla ilerleyeceğiz. Temel kurallar neydi? Öncelikle ağrının temel çalışma şeklini bilmemiz gerekiyor ağrı bir sinir uçlarındaki sinaps aralıklarında biriken nöromedyatörlerin oluşturduğu yoğunluk belirli bir yoğunluğa alınmasıyla gelen bir sinyaldir. Öyleyse önümüzde bir bilgi var. Burada bir nöromediatör var. Nöromediatörlerin yoğunluğu var. Bu yoğunluğu biz artırmazsak ağrı olmayacak diye anladık. Burada yanlış bir şey yok. Öyleyse nöromediatörlerin yoğunluğunu nasıl aşağı çekeceğiz? veya da oluştu nasıl temizleyeceğiz? Önümüze iki seçenek çıktı. Bir, nöromediatörleri çok yoğunlaştıran gıdaları tanımamız lazım. Primum non nocere yani önce zarar verme, önce nedeni ortada kay. Önce niye hasta olduğunuzu, neden rahatsızlık duyduğunuzu bilme kuralını uyguluyorum şimdi. Bizlerin nöromediatörleri yani ağrıyı sebebe götüren, ağrı sebebini oluşturan temel yoğunluğa neye sebep olduğunu bilelim. Bunlar da nedir? Çok şaşıracaksınız biliyorum ama şaşırınız. Çünkü Ağrın nöromedetörlerini en fazla yoğunlaştıran şey maalesef ettir. Evet, yanlış duymadınız. Et, sonra peynir, sonra inanamayacaksınız ama şeker, rafine hamur, rafine ekmek unları. Bunların bu işi nasıl yaptığının detaylarına girmeyeceğim. Bilinmesi gereken çok önemli hayati bir bilgidir. Eğer sizler bir migren hastasıysanız beni dinlemek dinlememek sizin takdiriniz ama şunu ısrarla takip edin. Ne zaman ki eti çok yerseniz, peyniri çok tüketirseniz, yoğunlaştırılmış ekmek, hamur, makarna iyi çok tüketirseniz ataklarınızın özellikle o günlerde çok şiddetli olacağını garantiler. Buraya kadar tamam. İkinci basamağa geçiyorum. Nöromedyatörlerin oluşumunu engelleyemediniz. Nöromedyatörler orada yoğun. Onu temizlemeniz lazım şimdi. İkinci da bu demiştik. Öyleyse ikinci basamaktaki Yapmamız gereken şey güçlü bir temizlik. Bilirsiniz kainatta değişmeyen bir kural. Su kadar güzel bir temizleyici bulamayacaksınız. Yeryüzündeki en güçlü temizleyici nedir sorusunun cevabı aslında su. Hem en genel geçer her yerde bulunur hem de gerçek h o moleküllerinin çözücü gücüdür. Ancak bilinmeyen bir şey suyun temizleyici gücüne bir desteklemek gerekir. Neyi de destekleyeceğiz? Suyun destekleyici gücünü arttırmanın metotlarını kullanacağız. Oradan gelecek nöro medyatörlerin aradaki bütün toks, adrenerjik salgılanan adrenalin, e, e, adrenalin nöroadrenalin bunları ortadan temizleyecek değil mi? Bunların temizlenebilmesi için yoğunluk ve temizleme gücünü artırmış olmanız gerekiyor. Bunu başarmanız gerekiyor. Bunun için de suyun çözücü gücünü kullanmanız lazım. Çözücü gücünü artırmanız lazım. Burada en etkin çözücüler ne? İnanamazsınız ama buradaki de bildiğiniz, yaptığımız çaylar. Yeşil çay çok iyi bir çözücü. Aslında siyah çay bazılarında migren atağı ile ilgili kuşku uyandırırsa, ve kendisine bana yaramıyor diyorsa bir şey söyleyemem. Çünkü bu kişiye özel bir durum olabilir ama siyah çay, Türk çayı da iyi bir çözücü olduğunu bilmenizi istiyorum. Sonra aslında aroması kıymetli olan her çay iyi bir çözücüdür de. Mesela tarçın. Mesela burada migren yok, e, migrende kekiğin yeri yok arkadaşlar. Kekiği kullanmıyoruz. Aslında kekik iyi bir çözücüdür ama damarsal yapılar üzerindeki uyarıcı etkisinin şiddetinden ağrıya dönüşebilme özelliğine sahiptir. Çok uçtur. Aslında nane de yüksek dozda kullandığınız zaman önerilmez ama düşük dozda kullanılabilir. Bunun yanında limonun da çözücü gücü iyidir ama yine düşük dozda tutulması gerekenlerdendir. Bir diğeri ada çayı iyidir. Düşük dozda daha iyidir. Yüksek dozda değil miktarının düşürülmesi gerekir. Meyanı ihmal etmeyin derim. Meyan çok iyi bir çözücüdür ve ağrı kesici özelliği de fevkalade iyidir. Bu yönüyle de kullanılabilir. Bunun yanında kıymetli arkadaşlar çözücü gücü daha daha iyi ne var diye sorarsanız antioksidanların da temizleyici gücü vardır ve ağrıların tedavisinde çok iyi bir yardımcıdırlar. Güçlü antioksidanlara örneklerden bir tane tabii ki diyeceksiniz. restoratordur, olur, kuvarsettiğinde kateşindir. Bütün bunları da kullanabilirsiniz. Bunları içeren besinler nerede var diyeceksiniz. Bu da üzümde, kara üzümde, yine siyah çay, yeşil çayda var. Soğan, sarımsak. Aslında çok kıymetli antioksidanlar içermesine rağmen migren ataklı bir hasta önerilmez. Çünkü santral sinir sisteminde relaksasyonun inhibe etmesine yani aşağı çekmesine sebiyet verdikleri için böyle bir atak anında her ne kadar güçlü bir antioksidan da olsalar karıştırmayalım. Bunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. İyi bir tedavi eşittir ilacı minimum düzeye çekerek en hızlı bir şekilde ağrıdan kendinizi sıyırıp en az atak sıklığına ulaşabilmenin bilakis harika bir metodu olarak bunu kullanmanızı şiddetle öneririm. Neden? Çünkü bunu başarırsanız sizler bu programda aslında başka sistemlerinizi de tüm beden sisteminde aynı anda onlara bilmenin fevkalde keyfini, neşesini, huzurunu ve rahatlığını, ayrıcalığını yaşayacaksınız. Olay sadece migrenden öteye geçecek. Sizin bütün bedensel olarak sağlığınıza kavuşabileceğiniz bir yolculuğa dönüşsün isterdim. Umarım ki migreninizde sizler için böyle bir yolculuk keşfetmeye vesile olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Doktor Eyüp Yılmaz. Bu sayfamı beğenir, önerirseniz başka dost ve arkadaşlarınızın da istifadesine sunmuş olmanın keyfine ulaşırsınız. Sağlıklı kalın.